Çok güzel bir şey var, onu söylemem lazım. Amerika'dan döndün, Küheylan. Hadi Çaman tekst veriyor sana, doğru mu bu? Evet. Okuyorsun, altıncı provadan sonra da başrolsun. Öyle mi, doğru mu bu? Yok, altıncı provada anlıyorum başrol olduğumu. Ha, ya sen anlıyorsun. Benim birazcık dıngıllığım var. Şaka ilgili. Yapıyorsun. Evet, ben yani çünkü gelir gelmez öyle bir şey olabileceğini hayal etmedim ki. Nasıl, dedim, gelir gelmez bir rol verdiler, sağ olsunlar dedim. Sonra anladım. Ne diyorsun? Sevgili Şakir Gürzumar dedi, evet. Oğlum sen ne oynadığın farkındasın değil mi dedi. Evet dedim. Hani bir bırak artık kendini dedi ya, başrol nasıl başrol falan. Orada çaktım ben, orada anladım. Yani başrol heyecanla anlamamışım. Senin için? Yok ama o zaman önemliydi yani, daha yeni gelmişsin. Toy o zaman. Ya başrol önemli, çok tartışılacak bir şey bu. Nerede başrol olduğu ve nerede yardımcı rol olduğunla ilgili. Hı. Yani öyle bir senaryo vardır ki. Onun herkes başrolünü oynamak ister ama bazıları da ki ben onu oynayacağım. O çünkü çok eğlenceli bir rol. O bazen daha çok çeker. Ama artık bu kadar şey yaptıktan sonra başrol, yani rol beni ırgalamaz yani. Aslında tabii tiyatroyu neden bıraktın sorusu belki sana yanlış soruluyor olabilir. Evet, şahane bir şey yapıyorsun ve zaten ölüyoruz sana yani bir o kavuklu anlamda. Kavuklu ve pi şekerin yaptığı. Aynen. Biz moderniz yani, yapıyorsun. Biz tiyatrodan uzak değiliz. Ama Küheylan'da bu kadar destansı bir performans. Şimdi Türk tiyatro tarihinde bazı performanslar vardır ki bu hep konuşulur. Şimdi işte Tardu'nun Hamlet'i gibi, Engin Cezdar'ın Hamlet'i gibi. Meydanlar Usta var. Evet. Yok, Küheylan benim performans Meydanlar Usta işte, var. Aynen işte onu söylüyorum. Ben çok şaşırmıştım. Yani Küheylan'ın performansı senin performansında Türk tiyatro tarihinde çok önemli. Ne güzel. Şimdi böyle olunca aslında belki de bir tiyatro eserinde seni görmek istemek olabilir. Tabii. Ben de seyirci olarak tabii. Bunu o yüzden merak ediyorum. Yoksa yaptığın şeyin tiyatronun çıkış noktası olduğunu, pişekar hikayesi onu biliyorum. Onun da cevabı var ama sebebi, merak ediyorum. Onun da sebebi şu. Yani soranlar matematiğini karıştırmasınlar. Ben hala sahnede tiyatro yapıyorum da hiçbir teksti olmayan tiyatro evet. yapıyorum. Biraz daha zor. Sen daha zor mu? Biraz evet. daha zor. Aynen. Ama şu var. O kadar güzel oyunlar oynadım ki. Küheylan, Kelebekler Özgürdür, evet. Kalbin Sesi, Sen Beni Sevmiyorsun'da 2 saat 50 dakika bir köpek oynadım. Çok acayip bir şeydi o. Öyle anormal roller oynadım ki. Şimdi Jennifer'ın babası rolü olduğu zaman biraz daha eğlenceli bir şey istiyorum. Yani, ama bu güç sende var ya. Var ama öyle bir oyun vallahi daha gelmedi. Ha. Gelmedi. Rahmetli Osman Şengezer bana dedi ki hayatının dedi en güzel günleri ve hayatının en büyük hatası. Niye dedim? Bir daha başka bir şey oynayamayacaksın oğlum dedi. Bundan sonra neyi beğeneceksin dedi. Evet. Yani küstahlık değil, beğenmemek değil ama... İşte diyorum ya, delirmek lazım, delirebilmek. Öyle bir karakter olduğu zaman yarın sabah başlarım provasına. Ama öbür türlü ya çok eğlenmek istiyorum. Haklısın. Yani bir drama oynadım ama çok eğlenmek istiyorum. Böyle Küheylan'da, Kelebekler'de seyircinin böyle larıyla biz eğleniyorduk. O ses çıkmayacaksa o zaman ekibi yormaya gerek yok. Peki mesela yine Küheylan? Yok. Onu Kerem abiler sağ olsun oynuyorlar. Duydum. Beni de davet ettiler ama ben turnedeydim. Duydum oynuyorlar. Vallahi Şakir abi demişti. Bunu bir daha 25 sene kimse oynamaz. 25. sene bu sene galiba Kerem abiler başlamışlar oynamaya. Doğru söylemiş. Ne güzel. Yani yok. Küheylan bir daha olmaz. O rolü o yaşta oynadığın zaman kıymetli bir şey çünkü. Şimdiki genç arkadaşımız da inşallah yolu açık olsun. Ya gençlerin ya ben öyle bir şey oynarım mesela. Beni yoracak, tekrar eğitecek bir rol oynarım ama yanımda gençler de çıldırsın. Evet, ben artık anladım. Onların abisi olarak onlara böyle hadi abiciğim diyeyim.